Merhaba değerli arkadaşım. Demek parapsikolojiye başlamaya karar verdin. E bana da sana tavsiyede bulunmak düşer. Ama önce şunu bil. Buna gerçekten kararlı mısın? Yani belki bir internette açtın, bir tane video gördün, ilgini çekti ya da bir internette bir yazıya denk geldin veya da bir arkadaşın bir yakının Tavsiyesiyle başlamak istiyorsun, bir merak var, seni çeken bir şeyler var. Yani demek ki bir şeylerin zamanı geldi, bir şeylerin gerçekleşmesi için. Fakat şunu bil, bu dünya biraz böyle kendine has insanlarla dolu, biraz kendine has şeylerle dolu. Yani bir, biraz bir değişik bir düzlem aslında, biliyor musun? Yani. Hayatın gerçek yüzüdür parapsikoloji ve sen hayatın gerçek yüzüyle tanışacaksın. Cidden buna hazır mısın? Gerçi hazır olmasan şu anda burada bulunmazsın. Ben de sana birkaç tane tavsiye vereyim öyleyse. Öncelikle 0-1 yıl arası enerjimizi yükseltmemiz lazım. Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Her zaman yani bu parapsikolojinin her zaman uğraştığın ne kadar süre uğraşırsan uğraş. enerji ihtiyacın var. Bir manevi bir enerji ihtiyacın var. Eterik bedenin güçlenmesine ihtiyacın var. Auralarının güçlenmesine ihtiyacın var. Çakralarını büyütmeye ihtiyacın var. Bunlar sonraki aşamalarda gelecek olan seviyeler. Fakat şimdi senin temel olarak bir komple bir genel olarak bir enerjini yükseltmen lazım. Bunun için önce küfürden uzak durman lazım. Sadece sözle söyleneni kastetmiyorum ama önce sözle söylenenden bahsedeyim. Bakın parapsikolojiyle uğraşan insanlar bilirler ki şu an eğer bu videoyu izliyorlarsa küfür enerjinizi düşürür. Küfür enerjinizi düşürür. Nasıl biliyor musunuz? Çünkü Evren sese göre hareket eder biraz da. Ağzınızdan çıkan sesin sonu ile beraber kendinize enerjileri çekebilirsiniz veya da kendinizden bazı enerjileri salabilirsiniz. Küfür ettiğiniz zaman çıkan sesin sonu ile beraber enerji kaybedersiniz. Küfür sizi perdeler. Bir diğer husus sözle söylenen değil de davranışlarla yapılan küfürler. Mesela... Bir hayvan yemek yiyor. Sen gittiğin zaman hayvanın yemek yediği kabı tekmelediğin zaman bu o hayvana ettiğin bir küfürdür. Aynı şekilde normal geçen bir hayvana böyle tekme attığın zaman bu bir küfürdür. Tamam mı? Bu tür davranışlardan da kaçınman gerekiyor. Bunlar senin enerjini düşürür. Bir diğer önemli husus egoistçe tavırlar. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi söylemeye başlama. Ola olmayan bir şeyi olmuş gibi söylemeye başlarsan o şey hiç olmaz. Zaten bunlara geleceğiz. Sonraki dakikalarda bu kısma geleceğiz. Sonra bir diğer önemli etken meditasyon. Ya Nasıl meditasyon yapacağın değil yani. Önemli olan bir şekilde bir fiziksel dünyadan birazcık soyutlanman lazım. Yani bu hayatın akışından kendini böyle biraz bir sıyır, bir rahatla bir kendine gel bakalım. Şimdi bunu nasıl yapacağını ve neden yapman gerektiğini anlatıyorum. Bak arkadaşım enerjini yükselten temel etkenlerden bir tanesi de şudur. İnsanda çok fazla enerji bulunur fakat iki tanesi vardır ki bunlar temel enerjilerdir. Bunlardan birincisi aktif olan enerji ve biz buna yaşam enerjisi deriz. Diğeri de durağan halde bulunan enerji. Enerji buna manevi enerji deriz. Bu enerjiyle beraber duru görü, duru sezi, duru işilti, duru biliş, topografik okuma, telekinezi, telepati, astral seyahat, okültizmin diğer dalları ne varsa hepsi bu enerjiyle gerçekleşir. Tamam mı? Durağan enerji. Durağan enerji insana maneviyatın kapılarını açar. Eğer sen maddiyatın kapılarından maneviyatın kapılarına geçmek istiyorsan bu durağan enerjini büyütmen lazım. Az önceki saymış olduğum örneklerde durağan enerjini büyütmen için sana bir fırsattır. Aynı zamanda bir diğer önemli nokta vardır ki meditasyon. Meditasyon yapmanın hangi dine mensup olursan o dinen hiçbir sakıncası yoktur. Meditasyon kafa dinlemektir yani açıkçası. Ama biraz etkili bir yöntemi vardır. O da şöyledir. Normal gündelik 10-15 dakikanı ayır. Ayıramıyorsan 5 dakikanı ayır. Sadece şunu yap gözlerini kapat. Hiçbir şey düşünmemeye çalış. Veya da gözlerini kapat bir şeyler düşün. Ama gözlerini kapat. Öylece biraz kal. Sonraki seviyelerde eğer bir şeyler düşünüyorsan hiçbir şey düşünmemeye çalış. Süreyi arttır. Bir günde 10 dakikanı, 15 dakikanı bu meditasyonu ayırırsan sen bir yılda çok büyük yollar kat edersin. Gözlerini kapat. Nefes alışverişini dinle. Sadece ona odaklan. 10 dakika, 15 dakika. Uyumazsın merak etme. Dik durabilirsin, yatabilirsin artık. Nasıl mutluysan, kendini nasıl rahat hissediyorsan, nasıl kafa dinleyeceğim diyorsan bunu yap. Ama meditasyon yaparken müzik falan dinleme. Tamam mı? Mümkün mertebe sessiz ve rahatsız edilmeyeceğin bir ortam olsun. Sonra bir diğer önemli husus, bazılarınız kitap almak isteyecektir. Tamam, güzeldir evet. Aynen katılıyorum. Kitaplar okunmalıdır ve bilinmelidir. Fakat burada hangi kitabı alacağız? İşte önemli olan sorun bu. Ben bir kitap, bir yazar önermeyeceğim sana. Her kitap bilgilidir. Her kitap değerlidir elbette. Fakat şimdi sen yeni bir başlangıç seviyesinde olduğun için, henüz taze kan olduğun için senin birazcık bir temel şeyleri öğrenmen gerekiyor. Yani sevgili arkadaşım, bir insan matematiğe başladığı zaman direktmen böyle çarpanları ayırmadan başlamıyor değil mi? Direktmen fonksiyonlardan başlamıyor. Türev, integralden başlamıyor. Neyden başlıyor? Toplama, çıkarma çarpma ve bölme. Şimdi sen de aynı şekilde parapsikolojiye yeni başlayacağın için veya da yeni başladığın için temel şeyleri bilmen lazım. Enerji nedir? Bir kitabın içerisinde enerji diye bir şeyler geçiyorsa bu doğru. Peki aura nedir? İşte çakralar, enerjiler, aura, insan, evren, maneviyat, kozmos, zihin gücü böyle kitaplar, böyle bilgiler içeren temel başlangıç seviyesinde kitapları okursan özellikle ruhsal gücünü nasıl geliştirebileceğin hususunda sana bilgiler veren kitapları okursan senin için çok daha iyi bir başlangıç olur. Böyle maji gibi, havas gibi böyle maji ve havas bilgileri geçen kitapları okursan senin kafan karışır ve bir şey anlamazsın. Yani tutup da şimdi bir demonoloji kitabı okuduğun zaman veya da angeloji kitabı okuduğun zaman ondan neyi ne kadar anlayabilirsin? Kadüse'yi okuduğun zaman Kadüse'den neyi ne kadar çözebilirsin? Bunlar sonraki seviyeler temel başlangıç olarak çakralarımız neymiş? Enerji neymiş? Ya biz neymişiz? Evren neymiş? Neye ne kadar benziyormuşuz? Vay arkadaş farkındalık katacak kitaplar okumalısın. Tamam mı dostum? Seçeceğin kitapları böyle seçmelisin. İnternette temel kitaplar falan yazarsan belki bulabilirsin. Ya sonra bir diğer nokta işte ah bu internette yazanlar. Bak arkadaşım internette yazan uygulamaları uygulama. Uygulayacaksan da çok temiz derin bir süzgeçten geçir tamam mı? Uygulamalar sana zarar verir. Çünkü parapsikoloji ile uğraşan bilen insanların yani biraz bir yerlere gelen insanlar şunun farkındalardır ki internette yazan bilgilerin %80'i çöp bilgidir yanlış bilgidir. Veya da karma karışıktır. Kronolojik sırası kaymıştır. Yani bu tür bilgileri oku. Yanlış da olsa doğru da olsa oku. Okumak bir farkındalıktır. Sen bu aşamada doğru bilgiyi kovalama. Yanlışı da bil, doğruyu da bil. Çünkü yanlışı bilmen demek sana ilerideki zamanlarda yanlış bilgiyi anlaman konusunda farkındalık katacak demektir. Merak etme, yanlışa çakılı kalmazsın sen istemediğin sürece. Bazı şeylerin doğrusuyla yüzleştiğin zaman yanlışı zaten atarsın bir köşeye. Uygulamaları yapma. Doğru, yanlış ayırt etme, hepsini oku. Sen bu bağlamda araştırmacı bir karakter kişilik olmalısın. Her şeyi araştırmalısın, merak etmelisin ve kendi içinde yorumla, çözmeye çalış. Ne yazılıyor, ne oluyor, ne bitiyor? Ama yine dediğim gibi ağır ağır kaynaklar okuma. Hafif, temel düzeyde neler yazıyor? Mesela Aurayı mı merak ettin internetten auraya bakıyorsun aura nedir? Birkaç siteye birden bak. Ya hepsi kopyala yapıştır ama hani illaki böyle farklı bir şeyler yazanlar olmuştur, olacaktır. Videolar izleyebilirsin YouTube'dan. YouTube'dan videolar izlemek de iyidir, güzeldir, hoş sohbettir. Bunları da yapabilirsin. Sonra bir genel diğer husus sevgili arkadaşım, böyle WhatsApp gruplarında, Instagram gruplarında, Facebook gruplarında bu parapsikolojiyle başlama isteğinle beraber kendini böyle gruplarda bulabilirsin. Parapsikolojiyle alakalı gruplarda. Özellikle WhatsApp gruplarında ve diğer gruplarda şöyle kişiler vardır. İşte seyyid olduklarını, peygamber soyundan geldiklerini iddia eden kişiler vardır. E, şu kadar cinim var, bu kadar cinim var, seni böyle çarparım, böyle çarparım diyen insanlar olacaktır. Ben de büyü var. Yani bu <laughs> gruplara baktığın zaman minimum bir kişi de büyü vardır, iki üç kişi de cin vardır, 4-5 kişinin cini vardır. Yani böyle böyle bu gider. Yani bu, bunları pek şey yapma. Ondan sonra bir diğer önemli husus. Psikolojik saldırı var. Hepimiz saldırı altındayız. Korunalım, koruyalım. Böyle şeyleri de pek gelme ama farklı güzel bir maceradır. Belki denemek istersin. Fakat şuna dikkat et. Enerjiden muhafız yapımı var. İşte enerjiden muhafız yapıyoruz. Kendimizi koruyoruz tarzında olan uygulamalara. Pek kulak asma. Bunlar şu anda sana göre şeyler değil. Ben zaten açıklayacağım YouTube'da bu enerjiden muhafız olayı ne oluyor. Sonra er hayvanımız var, er hayvanımızı bulalım. Er hayvanı diye bir şey de yok. Bunu da anlatacağım. Er hayvanın sevdalarına dalıp da kendi plasebonla kendini yarıştırma. Onun haricinde işte gruplara giriyorsun böyle bakım yapan insanlar olacaktır böyle onlar farklı işte bakım yapan insanlar sana bakar mesela enerjin mi düşük sana böyle bakar senin üzerinde büyü var musallat var şu kadar paraya çözelim bu kadar paraya çözelim diyen insanlara da itibar etme. Hiçbir şekilde bilmediğin bir uygulamanın içinde bulunma mesela bazı karanlık kılan diye bir takım whatsapp grupları olacaktır bunlar da senin yaşlarındaki çocuklardır. 16-17 yaşındaki çocuklardır yani bunlarda. Hani yani senden çok ne senden çok biliyorlar ne de senden az biliyorlar. Senin kadar biliyorlar. Bunların vereceği uygulamaları pek yapma. İnanma 5 ruhlu pentagram ritüelinde asla bulunma. Aurana zarar görürsün. Auran zarar görür. Toplu ritüellere falan katılma, toplu ayinlere katılma, kan içersen kurt adam vampir olursun falan diyenlere tamah etme, inanma. Ben vampirim, ben kurt adamım diyen insanlar plasebo etkisindedir bunlara inanma, tamah etme. Yani sen böyle geleceğin aydınlık bir parapsikoloğu olmak yolunda ilerle, safsataları, hurafeleri bil ama inanma. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bakalım iyi bak kendine. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Abone ol ki bir sonraki videolarda direktmen görüşelim. Abone ol ki bize destek ol. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep araştırarak kal. Bu hayatta hep doğru kal. Hoşça kal.